Gelirsin. Dört yıldan beri taksiciyim. Bu mesleğe eşim öldükten sonra karar verdim başlamak için. Sonuçta da başladım. İyi ki de başlamışım yani. Baştan onu belirteyim. Bir bayan olarak bazı zorlukları gördüysem de benim için çok iyi oldu. Bu sektörde de bir bayanın bulunması gerekiyordu. İnşallah daha fazlalaşırız, daha çoğalırız. Gaziantep'te yani ben kendimi tek olarak biliyorum. İnşallah vardır arkadaşlar. Onlarla da tanışmayı çok isterim. Dört kızım var benim. Eşim öldükten sonra onun mesleğini ben yürütmek istedim. Bir nevi geçindirmek zorundaydım yani. Onun için başladım bu işi. Evimin geçimini bu taksicilikle geçindiriyorum. Bana çok yerden tepki geldi. İşte yapamazsın, edemezsin. İnadına yaptım, başardım. Bu mesleğe başladığımda çok zor günler geçirdim. Nasıl? Zor günler, adresi bulamamakta zorlanmıştım. İşte size şöyle bir anımı anlatayım. Bir gün aracıma yolcuyu aldım. Yolcu yüzüme bakmadan, hadi amca dedi, falan yere gidelim. Sonra olur amcacığım dedim. Yolcu kafasını kaldırdı, başladı özür dilemeye, işte abla bayan olduğunuzu bilmiyordum falan. Tabii yolcu kahkaha atıyor ama ikimiz de katına katına çok güldük. Bu da bende güzel bir an olarak kaldı. Yani herkes çok memnun. İyi ki ablacığım yapmışsın, olması gereken de bu falan. İlla bir bayan bulunmalı diyorlardı. Bir de şöyle bir şey söylüyorlar, her durakta bir bayan taksici bulunmalı. Dedikleri şey bu. Geçen bir yolcum arabaya bindi. Oh dedi, kendimi evimde gibi hissediyorum. Çok rahatım. Öyle tepkiler alıyorum yani. Çalışma şartlarımız şöyle. Sabah 7, akşam 10. Arkadaşlarla işte uyum içinde devam ediyoruz. Aracımın tüm bakımlarını yapıyorum. Temizliğini yapıyorum. Yani yolcularımı güvenli bir şekilde taşıyorum. Eşimden bana kalan bu mirası, bu şoförlüğü, şoförlüğe devam edeceğim. Gittiği yere kadar götüreceğim. Mesleğimden de çok gurur duyuyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Sonuna kadar devam edeceğim. Ablamla tanışmamız bizim 4 yıl oldu. Olur inşallah diye başlattık. 4 yıldan beri de şimdiki hal devam ediyoruz. Ama ablam umduğumuzdan daha iyi çıktı. Niye dersen, hani bir taksicilik bir bayan için çok yanlış diye algıydı. Hepimizde de vardı çünkü. Bu işin içinde 27 yıl çalışan biri olarak da ister istemez tereddüt duyuyor insan. Ama maşallah şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Ya önce çok büyük bir şaşkınlıkla baktılar. Olmaz diyen oldu. Bayan olur mu diyen oldu. Sonra baktılar ki hanımefendi çok güzel çalışıyor. Müşteriye karşı saygılı, işine karşı temiz. Hoşnut oldular. Daha talebi arttı. İş potansiyelimiz arttı. Durağımıza bakış açısı arttı. Abla kadın şoför olmak nasıl bir duygu? Benim için çok güzel bir duygu. Yani illa güzeldir de zorlukları var mı? Zorlukları çok. 11 lira 70 kuruş.
şeye kaldım. Kütüphane'de yaşayacağım. İyi. Güzel abla, Tatlıoğuz market önüne geç. Anlaşıldı, geçiyorum.